değerli Artı Televizyon izleyicileri, Barış Fikriyatı açısından çok önemli bir tarih aralığını, İkinci Dünya Savaşı'nı tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ayşe, en son Alman ordusunun Sovyetler Birliği'ne saldırması beklenirken, yolu döşenirken dönüp Fransa'ya girmesi, saldırmasını konuşuyorduk. Burada dramatik bir dizi de öge var. Hı hı. Koskoca Fransa'nın nasıl bir kağıttan şoto gibi çökmesinden tutun da bir dizi. Yani dramatik, evet, bir Şark Ekspresi'nin Versay Anlaşması. İstanbul için de çok önemli olan bir Şark Ekspresi meselesi vardır. Fransa'dan hareket ediyor ve çeşitli ise Simplon geçidinden geçip İsviçre'nin, çeşitli Romanya vesaire Bulgaristan üzerinden İstanbul'a ulaşan çok önemli. Agatha Christie'nin de hatta bir seferinde katıldığı ve Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı romanına da esin kaynağı olan, bunun bir vagonda, 2419 sayılı vagonda imzalamış bir Versay Anlaşması. Naziler Fransa'yı böyle şeysiz, trensiz teslim alınca bunu şeyden çıkartıyor, müzeden, o vagonu, o sırada artık faaliyette değil, ne Boulogne ormanlarında belki ya da başka bir ormanlarında, neyse, orada Fransızlarla teslim anlaşmasını o vagonun içerisinde imzalatıyor ki böylece Versay'ın da sembolik olarak göya intikamını almış, evet, oluyor. Yani siz bana orada Versay'ı imza atmıştınız, ben de sizi bu vagonda, 2419 sayılı vagonda teslim alıyorum müze, diye. Bir de müze şeyi olarak da Fransızlar onu yıllardır, evet, saklamışlar. Işte şey yapmışlar. Allah'tan 1945'te de onun içinde Almanya'nın yenilgisi imzalanabilirdi ama SS birlikleri onu müzedeki yerinden alıp imha ediyorlar. Yenilgi ortaya çıkınca muhtemelen bu sembolizmin devam edeceğinden endişe ediyorlar. Yani ulan biz daha burada bir daha teslim anlaşması imzalanırsak tarihten bunu silmek çok zor olur diye o vagonu imha ediyorlar. O şekliyle gidiyor. Hani bu da bir, evet, korkunç, trajik bir olayın içerisinde biraz yüz gülümseten bir ayrıntı. Gerçekten öyle. Fakat şey çok ilginç. Ayın 9'unda Almanya 8 aylık bir beklenti süresinin arkasından, üstelik arada İngiltere ve Fransa'ya defaatle ya ben seninle savaşmak istemiyorum, sadece hakkımı istiyorum. Hak dedi de, yani sömürgelerinizi benimle paylaşın. Benim planladığım dünya düzeninin unsuru olun. Yani aşağılama aslında. Böyle bir barış anlaşmasını da kabul edemedikleri için bekliyor, güç biriktiriyor. Nasıl olsa işte Ribbentrop-Molotov anlaşmasının sağladığı bir güvence de var, sırtım sağlam. Birdenbire 9 Haziran 1940'ta Fransa planını hayata geçirmeye yöneliyor. Şimdi Fransızlar işte övündükleri bir Maginot hattı yapmışlar. Bütün Fransa, evet, sınırında, Almanya'ya bakan sınırda. Yani hiç kimsenin, fakat, geçemeyeceği bir hat diye. Bunu gazetelerde sürekli propagandasını yapmışlar. İşte ne kadar güçlü olduklarını falan da anlatıyorlar. Fakat sonra tabii Almanya 1. Dünya Savaşı'nda da uyguladığı taktiği uyguluyor. Belçika sınırının üzerinden ayın 9'u gecesi bu 3 ülkeye, Hollanda, Lüksemburg, Belçika'ya memorandumu veriyor. Topraklarınızı kullanacağım diyor ve giriyor. Ki onlar tarafsız kalan ülkeler, evet, göya. Evet. Evet. Ve giriyor. Şimdi giriyor ama yukarısı tarafı daha dağlık bir bölge. Fransızlar ve İngilizler o kadar yukarı çıkıp ineceklerini zannetmiyorlar. Onlar da tıpkı, şimdi daha sonra sürekli Sovyetlere bir suçlama olarak kullanıyor ya, Almanya Polonya'nın başkentine kadar giderken siz de oradan geldiniz, paylaştınız. Oysa Belçika'ya Fransız kuvvetleri giriyor. Fakat daha alt taraftan giriyor. Alman ordusu onların da kuzeyinden, dağlık bölgeden geçiyor ve Maginot hattının arkasına geçince birden Fransa'da korkunç bir şok. ve 13 gün olağanüstü kısa bir süre. Yani sıradan bir kasaba bile 13 gün direnir. Evet, yani yürüyüş yolu, yani süresi bile daha. Paris'i kuşatır yani noktaya geliyor. Bu arada bir dramatik bir örnek daha var. Fransız Komünist Partisi bu Maginot hattının geçildiğini öğrenir öğrenmez, tıpkı Paris komünarlarının mirası üzerinden, Paris'i teslim etmeyelim ve savunalım. Canım biz diyor, bütün Komünist Partisi üyeleri bu direnişi yapmaya hazırız diyerek hükümete başlıyor. Hükümet bırakın bu kararı itibar etmeyi, ki o sırada
Evet, Maginot hattı geçilmiş ama koskoca Fransa. Tankları, topları, uçakları, bilmem militarizmi, milliyetçiliği falan filan. Pekala bir direniş hattı örebilirdi. Fakat bunun yerine Fransız hükümeti komünistleri ve barışçıları ve direnmek gerektiğini savunanları gözaltına alıyor ki bunların önemli bir kısmı da Fransız hapishanelerinde Alman Naziler tarafından ele geçirilip öldüreceklerdir. Bunu yapıyor ve kendisi bir taraftan Alman ordularıyla anlaşma, bir taraftan kaçacağı Bordo'ya doğru, adeta Paris-Bordo arası, özellikle de Paris'in bütün o zenginlerinin, aristokratlarının, hükümet üyelerinin arabalarının birbirini çiğnemesiyle geçiyor. Ve böyle dramatik, yani utanç verici gerçekten şey. Evet. 13 günde koskoca Fransa'nın düşüyor. Yani dolayısıyla o şey, senin anlattığın vagon hikayesi fazlasıyla hak edilmiş. Evet, nitekim evet, Hitler giriyor vagona, böyle bir aşağılayıcı konuşma yapıyor ve müzakerede kalmadan çekip gidiyor. Yani evet. Hani yani adam gördü, görüntüsünü gösteriyor ve gidiyor ondan, dediğin gibi. Yani bir utanç verici şey de, Fransa tabii İngiltere ile tek devlet olmuşlar. Kendilerini öyle ilan ediyorlar. İngiltere'den yardım istiyor. İngiltere'den çıt yok. Bırak çıt çıkmasını. Kuzey Fransa'daki askerlerini de adaya doğru çekmeye başlıyorlar. Böylece bir utanç verici bir durum var. Dolayısıyla Sovyetlere yönlendirmeyi beklerken birdenbire... Bir ay kadar sonra sanıyorum İngilizler hava kuvvetleriyle, yani bir Almanya ile bir hava savaşı oluyor ve orada İngiliz hava kuvvetleri bir başarı, büyük bir başarı kazanıyorlar. Hatta onda bir anekdotu var, yani maraton savaşına benzetiyorlar, yani Yunan siteleriyle şey, Persler arasında. Ve şöyle bir şey çıkmış: tarihte hiçbir savaşta bu kadar çok insan bu kadar az insana borçlu olmamıştı. Yani İngiliz pilotlarını kastediyorlar burada. O da tabii bir, aslında bir rehavet duygusu yaratıyor muhtemelen. Fakat güçlü Ayşe, şöyle bir şey yok mu? Bak, 1 Eylül 1939 Polonya işgali ve Polonya'ya verdikleri sözü yapmıyorlar. Aradan 8 ay geçiyor. Haziran ayına kadar İngiliz ve Fransız ordusu bir iki böyle küçük girişim dışında savaş ilan etmişler üstelik. Hiçbir şey yapmıyorlar. Fransa işgal ediliyor. İngiltere'nin yaptığı yine sadece hava akınları. Kendi Kuzey Fransa'daki askerlerini de geriye çekiyor. Yani burada çok da yapabileceği bir şey yoktu bence İngiltere'nin. Yani bir ada en azından, şey olarak, en azından, ordusu olarak hava kuvvetleriyle yardımcı olabilirdi. En azından fiili savaş yapabilirdi. Yani bence yapabilirdi. Yapması da gerekirdi. Mesela sonradan şeyi de gözlüyorum ben. Savaşın daha sonra kızıştığı dönemde de İngilizlerin taktiği şu oluyor: Avrupa arenasında savaşmaktan çok Kuzey Afrika'da, Hindistan bölgesinde, İran'da olağanüstü bir asker bulunduruyorlar. Mesela Avrupa'da kan gövdeyi götürürken, özellikle de Sovyet topraklarında, İngiliz askerleri Hindistan'da 30 bin insan öldürüyorlar. Sömürgeciliğe kendi karşı hak talep eden. Dominyonlarını koruyorlar. Kendi burada. Dominyonlarını koruyorlar. Evet, yani evet. Yani tam bir sömürgeci akıl. Sömürgeci olarak olağanüstü zalim, şiddet yapan ama söz konusu olan Polonya ve Fransa müttefiklerine karşı fedakarlığa gelince de bunu yapmayan. Evet. Yani böyle de bir yanı da en var. Azından hani tarihi tam bu kadar çarpıtan. Tam bir ada ülkesi ama yani ada psikolojisi, kendini ayrıksı, yani nasıl Amerikan üstün eksepsiyonalizmi dedikleri ayrıcalıklı fikriyatı varsa adalılarda da var. Nitekim Brexit hikayesinde de bunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'ne de bir türlü tam girmek istememiş. Metrik sistemini, ölçüm sistemini vesairesini hep kendini öz tutmuş. Para direksiyonu, para birimi vesairesi, her şeyiyle ayrıksı olduğunun altını çizen bir şey. Yani o da kibir, ayrı bir kibir merkezi. Eleştiriyi hak ediyor ama yani dünya barış tarihi açısından baktığımızda veya işte hani özellikle uluslararası basının bu kadar çok anti-Sovyet bir yerden olayları çarpıttığı bir durumda. Doğru. Sonradan Amerika ile el birliğiyle yani zaferi çalacaklar. Yani Sovyetler Birliği'nden gerçekten. Tam anlamıyla bir şey, çalma hikayesi bence kahramanlığını. Hatta bugün çalmaya girmeden sen bile. İstersen zaten şeye gir bence. Şey yani Sovyet topraklarına girişine saldırı doğru. Barbarossa harekatı bence girelim. Gibi. Evet. Evet. Aslında tabii önce şunu da tekrar altını çizelim. İspanya'da da biliyorsun Cumhuriyetçiler kaybedecek ve artık 39'da arka tarafını da garanti altına almış olacak, yani faşist blok orada
O da dramatik yanlarından birisi. 5 milyon kadar askerle, bu mihver devletleri deniyor bunu tarih yazımında, Almanya, Avusturya, Macaristan, Japonya, İtalya. Bunlar mihver devletleri. Bunun karşısında konumlanmış şeyleri de müttefikler adı veriliyor. Mihver devletleri 5 milyona yakın askeri güç ile Sovyetler Birliği toprakları içerisinde 3000 kilometrelik bir cephe açmaya karar veriyorlar. Ve 18 Aralık 1940'ta başlıyor hazırlıkları. Ve operasyon 22 Haziran 1941'de Sovyet topraklarına saldırıyla başlıyor. Bu saldırıların tabii bu Kırım Tatarları falan gibi işbirlikçi halklar diyelim, bir kısmı, yani halkların hepsi işbirlikçi her zaman, evet, hiçbir zaman olmaz. Değil, evet. Çünkü büyük ölçüde Kırım Tatarlarından Kızıl Ordu'da savaşan ve kahramanlık madalyaları alan çok pek iyi. Çok kişi var. Fakat önemli bir grupta bu işgal sırasında bu ta Bolşevik devriminden beri bu Müslüman topluluklarda olan o milliyetçi duygular, ümmetçi, evet, muhafazakar, selefi, işte evet, kadimciler denilen grupların etkisiyle hep bir Sovyet rejimine direnme, Allahsız, evet, kitapsız gördükleri rejime direnme şeyi var ve Nazi orduları bunlarda bir çeşit umut da oluşturuyor. Nitekim, evet, aynı şey Azerbaycan bölgesinde falan da görülüyor ve oralardan pek çok gruplar, Müsavat Partisi'nin falan elemanları İtalya'ya götürülerek oralarda eğitiliyorlar vesaire. Mavi Alay falan gibi, biliyorsun bizim tarih yazımımızda, evet, da efsaneleştirilmiş, aslında boyutu şusu busu tam bilinmeyen gruplar vardır. Evet. Ve bunlar savaşın kaybedileceği anlaşıldığı zaman geri ülkelerine gitmeye kalktıklarında Türkiye'den geçerler ve Türk hükümetleri bunları Sovyetlere teslim etmekle, bizim tarih yazımımızda böyle hani anti İnönü hükümetlerini eleştirmek gerektiğinde, evet, ortaya atılan bir tezdir bu. Böyle gruplar var, işbirlikçi gruplar var ama sonunda 5 Aralık 22 Haziran'dan aralığa kadar Sovyet toprakları içerisinde yürüme, ilerleme devam ediyor ve Moskova ve Leningrad önlerine kadar geliyor Nazi orduları. Bundan sonra çok şanlı bir, değil mi? Evet. Hatta neydi o Smolensk şosesi diye bir önemli şey vardır Moskova'nın önlerinden, onun orada kurulan direniş hatlarıyla ilgili önemli Rus romanları vardır. Senin burada Stalingrad savunmasına ilişkin söyleyeceklerin vardır muhtemelen. Ben önce bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu eleştiriden de önce, hatta Almanlar harekata Barbarossa harekatı diyorlar. Hı-hı. Eski Haçlı ordusu komutanı Frederick Barbarossa, kızıl kralları, kızıl sakal Barbarossa. Yani bir öyle bir nasıl bir zihniyetle yaptıkları, fakat teslim etmek lazım ki hani işte 1 Eylül'de Leningrad'ı neredeyse kuşatmış vaziyetteler. Hı-hı. Bir müddet sonra Moskova, bir müddet sonra da, ama bu çok kısa bir süre aslında. Aynen. Evet. Fransa kadar utanç verici değil. 6 ay, evet. 6 ay, evet, neredeyse. Evet, işte Polonya gibi 17 günde değil. Değil. Evet, Sudet bölgesi gibi bir günde veya Renan bölgesi gibi bir günde falan değil. Ama 3000 kilometrelik bir hattan giriyor, evet, yani. Evet, fakat yine de teslim etmek lazım ki adeta işte Yıldırım Savaşı diye tabir ediyorlar. Olağanüstü hızlı bir ilerleme var. Dönüp bence burada da şu sorgulamayı yapmak lazım. Kısa bir müddet önce 1937'de bir önceki dönem Sovyet Genelkurmay Başkanı Mihail Tukhaçevski dahil olmak üzere Sovyet generallerinin önemli bir kesiminin çok ciddi bir tasfiyesi söz konusu. Sadece generallerle sınırlı değil tabii. 1936-38 arası gerçekten Sovyetler Birliği'nde bir yanıyla göz kamaştırıcı bir kalkınma ama bir yanıyla da açıklanması, kabul edilmesi mümkün olmayan, yani sosyalizmin demokrasi anlayışına da uymayan bir tasfiye, bir sektörlük hali söz konusu. 36'dan beri aslında 36-38 arası özellikle çok ciddi bir tasfiye gerçekleşiyor ve çok önemli bir dizi komutan, yani ta iç savaş döneminde kendini kanıtlamış insan, daha sonra işte yok Alman ajanı, yok bilmem ne ajanı falan gibi, yok işte anti-Sovyet falan diye çok ağır suçlamalara bu tasfiye aslında bu kadar kısa zamanda Alman ordularının
bu kadar hızlı ilerlemesi açısından da bence en azından üzerinde düşünmesi gereken bir soru işareti diye bence masanın üstünde tutulması yani lazım. Yani şeyle de bağdaşık düşünürsek bunu, hem bu tasfiyeler hem de Molotov-Ribbentrop paktı. Onun yarattığı ikisi, rahatlık. İkisi bir kombine bir şekilde ve ondan sonraki o hazırlıksız hal, yani hakikaten bir orada bir fazla rehavete kapıldıkları, hiç beklemedikleri hazırlık anlaşılıyor. Belli yani ki nasıl İngiliz, Fransızlar nasıl olsa Sovyetlere dalacak diye beklerken, o da batıya dalar. Nasıl olsa Fransa'ya girdi, şimdi İngiltere'ye gidecek diye beklendi. Evet. Yani gerçi işte sözünü ettiğim bu çok kıymetli kitapta buna dair bir dizim mazeret şeyi varsa da doğrusu beni çok tatmin etmedi bu noktada. Ama bu neyse ki zamanda, yani oraya kadar hızlı gidiyorlar ama çok fakat, da hızlı yani fakat, direniş hattı da kuruluyor yani gerçekten. Sonradan aslında Leningrad, Moskova ve Stalingrad'da gerçekleşen olağanüstü direniş, yani o ilk zaaflı dönem, savaşta belki de verilmemesi gereken denli çok zayiat verilmesinden sonra fakat Alman ordusu fark ediyor ki sosyalizm motivasyonuyla bu topraklarda benim daha önce elde ettiğim başarıları elde etmek mümkün değil. Nitekim Leningrad'da ilk olağanüstü direniş, Moskova'da, üstelik şunu anımsatalım, Moskova'da o sırada kuşatılmış Moskova'da Stalin'in kendisi de Moskova'nın içindedir. Oğlu esir düşecektir. Evet. Yani hani liderin oğlu asker yapmaz, liderin oğlu torpillidir, yok böyle bir şey. Takas yani önerilmiştir, ona hayır demiştir yani oğlunu kurtarma yani bu da, takasına. Bunu da anımsatarak ama bunun aynı zamanda niçin kağıttan şato gibi sürekli peş peşe devrilen diğer ülke ordularından farklı olarak Sovyet ordusunun nasıl bir direniş, nasıl bir halk seferberliği. Nitekim Alman ordusunun yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi komünist veya komünizme yakın olduğu düşünülen insanların hepsinin kafasına kurşun sıkmak. Yani olası direniş potansiyeli olarak o kadar çok insan öldürmüşlerdir ki 27 milyon insan öldürdüler. Ki bu yani, ama başta sanıyorum kabul edilmemişti. Stalin başta 6-7 bin 9 milyon gibi bir rakam telaffuz ediyordu. Bu da aslında Almanya'nın, sonra konuşacağız belki ama Almanya'nın kaybı 6-7 milyon ya da o kadar, yani düşünebiliyor musun? Savaşı kışkırtan, çıkaran Almanya 6-7 milyon Alman kaybıyla kurtuluyor. Sovyetler Birliği 27 milyon insanını kaybediyor bu savaşta. Bu da şunu gösteriyor diye bence düşünüyorum. Şunu gösteriyor ama ölen bu sivil yoğunluğu var. Yani Almanların nasıl bir kitlesel kırım yaparak, yani sadece Yahudileri, Çingenleri, Komünistleri, Sosyal Demokratları değil, kitlesel kırım yaparak ilerledikleri, buna karşı daha sonra Sovyet ordusunun Berlin'e kadarki gidişatında aslında benzer bir şeyi, en azından benzer düzeyde yapmadığını çok açık göstergesi. O da aslında girdiği bütün köyleri yakabilir, bilmem ne yapabilir. Evet. Dolayısıyla Alman zayiatı çok, çok daha yüksek daha olabilirdi. Ki Sovyet esir kamplarında da, yani Sovyet askerlerinin konduğu esir kamplarında da milyonlarca Sovyet askeri öldürülmüş. Yani bir kısmı çalıştırılmış zoraki vesaire ama buna biraz direnen veya güçten düşeni öldürmüşler. İşe yaramaz büyük, diye. Aynen, çok büyük katliamlar yapmış. Veya direniş yapmış potansiyeli olabilecek, moral veren insanları sürekli öldüren bir davranış sergilemişler. Hani bu vesileyle şeyi de anımsatalım. Evet, Yahudiler Nazi saldırısının en temel şeyiydi ama sadece Yahudilerin ölmediği, işte Çingenelerin, komünistlerin, sosyal demokratların, protestan papazların falan filan, yani bu kırım, hani Amerikan sineması ve Yahudi kültürel hegemonyanın bu olayı salt Yahudilerle sınırlı göstermesi. Şey tabii orada hani nasıl savaş meydanında, nasıl Balkan savaşlarında ölenlerle biz 1915'i aynı kefeye koymadıysak, bunda Yahudilere yönelik özel bir imha planı var ya, yani Çingenlere karşı da var. Çingene, Yahudi kendi ve Alman sakat vatandaşlarına, kendi engellilerine ve kendi engellilerine, geylere, işte LGBT vatandaşlarına yönelik, yani bunlara yönelik olan çok özel bir planla ve çok ne diyeyim, insanlığın göreceği en habis duyguyla işlendiği için o suçlar, Holocaust denilen şey, onu ayrı yere koymakta haklılar fakat 6 milyon en abartılı rakamlara göre, hatta yani bunu küçültmeye çalışanlar var ama ben maksimum rakamı kabul etmekten yanayım. Ve şöyle de bir parantez açalım. En az 18 bin, hatta bazılarına göre daha fazla sayıda Yahudi de Alman Nazi ordularında savaşıyor, hizmet veriyor.
işbirliği yapıyor Nazilerle. Yani bu soykırım denilen tartışmalarda hep gündeme gelir bu. Peki o zaman nasıl Ermenilerden bazısı geride bırakıldı? Niye şu komutan, şu paşa bilmem ne sürülmedi derler bizim 1915'i eleştirmek için. Hani Almanya'da da aynı şeyler yaşamış. Yani hiçbir halk toptan imha edilemez. Muhakkak onun içinden bazı yararlı unsurları, bazı üretime katmak için müzik yapsın, eğlendirsin beni diye veyahut da onun özel mesleki yeteneklerinden ya da onların asimilasyona yatkın tipler vardır. Hayatını kurtarmak veya bir şey survival dedikleri gerekçelerle işbirliği yaparlar. Şimdi böyle bir şey de var ama Sovyet halklarının kaybı gerçekten yani bunların hepsini aşan 27 milyon ne demek? Pek çok kayıp var aslında bizlerin hiç konuşmadığı. Hindistan'da var, Çin Hindi'nde var, Endonezya'da var, Afrika ülkelerinde var vesaire. Yani en az kayıp belki Balkanlar'da olmuş, Yunanistan'da olmuş vesaire. Oralarda işbirlik yapan krallar vesaire Yahudilere karşı kanunlar çıkarmak veya onları dışlamak için her şeyi yapmışlar ama böyle fırınlar bilmem neler kurarak bunu yapmamışlar. Yugoslavya ayrıksı bir örnek. Evet. Orada hem Çetnik hem Ustaşa yani Sırpların evet. Çetnik, Hırvatların Ustaşa denilen Nazi çetecileri gerçekten çok büyük suçlar işlemişler. Evet. Ve en büyük kampları da bir Polonya'da en büyük kayıp Polonya'da oluyor Yahudi kaybı. Polonya'daki kampların hepsi çok kapsamlı. Bir de Yugoslavya'daki kamplar çok büyük insan katliamına sahne oluyor. Bu 5-6 Aralık 1941'de Moskova'da Sovyet ordusu, Kızıl Ordu karşı saldırıya geçiyor. Gerçekten de Almanları püskürtüyor ve bu olay aslında o ana kadar yani bu Moskova'da karşı saldırıya kadar dünyada var olan işte Moskova'da düşüyor. Biraz daha yavaş düşüyor ama düşüyorlar. Duygusunun birdenbire yer değiştirmesini sağlıyor. Şimdi dikkat et bu örneği özellikle bu hayırlı savaş söylencesi yordamdan çıkmış. Bence çok da kolay okunabilir. İkinci Dünya Savaşı'na dair üretilmiş bir dizi efsaneyi ve bir dizi kritik noktayı da bize öğretmek, göstermek açısından çok önemli. İddia ediyor ki yazar bu karşı saldırı dünyadaki bakış açısını da değiştirdi. Ve onun arkasından o ana kadar Almanya ile ilişkisini kesmeyen Amerika 11 Aralık'ta yani 5-6 Aralık 11 Aralık'ta savaşa girmesinin tek nedeni Pearl Harbor'daki tek nedeni bu değildir. Pearl Harbor'da bir nedendir. Ama Avrupa Savaşı'na girmesi özellikle Moskova'nın aslında Hitler'i durdurulabilir olduğunun gösteren bu akımıyla birlikte oldu. Ve yine ilginçtir Amerika şu tarihe kadar evet Japonya'ya karşı bir dizi hazırlığı var ama o da Pasifik'in paylaşılması ekseninde, Pasifik'teki hakimiyetini kaptırmamak ekseninde. Fakat burada önce Amerika'ya savaş ilan edenin Hitler olduğunu da burada anımsatmak lazım. Öyle mi? Yani Amerika son ana kadar Almanya ile ilişkisini bozmamaya, kendi büyük tekerleriyle Alman tekerleri arasındaki o çok karlı ki artık Almanların işgal ettiği bölgelere de yayılan bir genişletilmiş bir sömürü mekanizması var. Almanya'ya savaş ilan etmiyor fakat bu gelişmelerin akabinde savaş ilan ediyor ve gerçekten de sonraki dönemde savaşın dengelerini değiştirme konusunda da çünkü taze büyük bir sanayi, büyük bir ham madde birikimi, büyük bir teknoloji. İngiltere'yi desteklemekle başlayan, İngiliz ordusunun bütün altyapısını örmekle başlayan olağanüstü bir katkı var. Fakat burada şu çok önemli, özellikle son dönemlerde giderek artan bir şekilde acaba savaşın gidişatını asıl değiştiren Amerika mı? Normandiya çıkartması mı yoksa bu Moskova karşı saldırısının akabinde bir müddet sonra Ağustos 1942 Ocak 1943 arasındaki Stalingrad Savaşı'nda Alman ordularının sürekli takviye edilen Alman ordularının sürekli eritilmesi bir üstelik, Napolyon kaderine aynen Napolyon maruz kalması. Moskova'da yaşadığını Alman ordularının
Paulus'un kış, ağır kış ağır koşulları. Kış, üstelik de klasik bir ordu çarpışması da değil. Ev ev, duvar duvar, evet. Pencere siper, pencere, siper, sokak pencere. Sokak ve sivil halkın evet. ki Sovyet ordusu artık ötesinde Stalingrad halkının Şostakoviç gibi bir olağanüstü dünya çapında bir evet, müzisyenin de olduğu. Evet. Öyle ki onu anımsatalım. Şostakoviç'in senfonisini ısrarla onun Stalingrad'dan çekilmesini, onun savaşa değil müzik yapmasına ihtiyaç olduğu söylemesine rağmen orada kalıyor ve hoparlörlerden değil mi sürekli aynı anda Londra'da, çalıyor. Paris'te, hı-hı. New York'ta, çünkü artık Londra eski Londra değil, New York eski New York değil, artık Stalingrad'da ne olacağı meselesini en az Moskova'daki veya işte daha gerideki bir Rus köylüsü gibi onlar da merakla ve taraf olmuş vaziyette artık bekliyorlar. Çünkü kader ve nitekim burada Stalingrad'ı kuşatan Alman ordusunu, Alman ordusu farkına varmadan kuşatan Kızıl Ordu, koskoca ordunun teslim olmasını ve Hitler için de o ana kadar hiç yaşanmadık bir utanç verici bir yenilgiyi. Ve ondan anlasın. Sonra da bütün Sovyet ordusunun önü açılıyor ve hızla Avrupa'ya doğru gelmeye başlıyor. Biz de bu Türkiye iç politikasına da bütün bunlar an an yansıyor. O tarihe kadar işte Almanya'ya krom satan işte İnönü hükümeti bunu durduruyor. Veyahut da içeride Yahudi politikaları şekilleniyor. Almanya'nın ilerlemesi sürerken Avrupa'dan şu veya bu şey ülkelerden gelen ve Filistin'e gitmek üzere Türkiye'yi transit kapısı olarak kullanmak isteyen Yahudi mültecilere kapılar kapatılıyor biliyorsun. 39'dan itibaren Parita, Salvador ve sonunda 41'de Struma gemileri biliyorsun çok trajik bir şekilde battılar. Parita batmadan uzaklaştırıldı İzmir'den ama Salvador Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında Şarköy açıklarında battı. Birçok kişi kurtarıldı ama kurtarılamayanlar daha fazlaydı. Ondan sonra 41'in sonunda Struma gemisi yüzen tabut gibi diyelim öyle diyelim tıklım tıklım doldurulmuş yolcularından parlak ilanlarla binlerce dolar toplanmış sanki lüks bir gemiyle götürülecekler gibi aslında makina dairesinden güvertesine su deposundan işte çarkına kadar her şeyinin döküldüğü anlaşılan bir gemiyle geliyor ve Türkiye'nin bu Alman ilerleyişinin de verdiği şeyle özgüvenle ülke içindeki antisemitik ruh müthiş galeyana gelmiş bir vaziyette. Turancılar vesaireler daha sonradan davalı. Türkiye Büyükelçisi von Papen'e yazdığı mektupta evet. onlara 5 milyon mark gönderdik. Aynen. Rahat rahat dağıt onları biz aynen. daha sonra vereceğiz. Yani gazetecilere paralar dağıtılıyor. Yani. Bu evet. sadece bir inanç savrulması değil yani. Aynı açık zamanda ajan. Evet. Evet, beşinci kol gibi. Beşinci kol. Kumar masraflarını ödüyor evet. Almanlar gazetecilere işte araba alıyorlar falan vesaire. Bunları evet. Rıfat Bali Amerikan arşivlerinden veya çıkardığı şeylerle nasıl para dağıtıldığını o 5 milyon markın bu şeyde anlatmıştı. Ve ülkede gerçekten çok antisemit bir hava var. Fakat Stalingrad direnişi ve onun başarıyla işte Almanları püskürtmeye başlaması üzerine de senin biraz önce adını andığın Turancılar davası gibi davalarla da o ırkçı gruplar bir çeşit numaradan yargılanıyorlar. Önce ceza alıyorlar ama daha sonra savaşın bitmesinin arkasından da temiz mahkemesinden reddedilecek ve serbest kalacaklar o kişiler. Ülke içerisinde yani böyle bir Stalingrad'ı dikkatle izleme hali var. Aslında negatif bir nedenle. Konuya dair bir uzman bulabilirse konuya çalışmış bu konuyu irdeleyelim. Bir tanesi şu 18 Haziran 41'de Almanya Türkiye Dostluk Saldırmazlık Paktı imzalanıyor. Evet. Sovyetler Birliği istemesine rağmen Türkiye Sovyet Ankara Anlaşması'nı Moskova Anlaşması'nı yenileyelim dostluğu. Buna hayır Buna diyor. Hayır diyor ama Almanlarla yapıyor. Stalingrad'da yön değiştirene kadar 1941-43 arası Almanya başka hiçbir ülkeye vermediği, yeni geliştirdiği modern silahları Türkiye'ye vermeye başlıyor. Evet. O ilginç bir soru işareti oluşturuyor ve Alman Dışişleri Bakanlığı gizli yazışmaları bu konuda
epey bir bilgi dolaşıyor ama tam teyit edemedim. O nedenle hani bir uzmanını bulursak anladım, bu meseleyi konuşalım. Aslında eğer Stalingrad düşseydi Kafkas petrolleri için zaten şey, Kafkas sınırına yığılmış tümenler üzerinden bir Alman-Türkiye işbirliği yani Kafkasya'nın fethine yönelik bir operasyon olma ihtimalinden söz eden bir sürü iddia var. Var, evet. Bunu umarım bir gün gerçek nedir diye şey yapalım. Ama şunu biliyoruz, Stalingrad'da yön değiştirince Türkiye'nin de artık daha dengeli. Yani evet şunu teslim edelim, Türkiye'nin savaşa girmemiş olması, işte bir Norveç gibi bir sürü Balkanlar ve şey kapıları gibi açmaması. Evet, bu bir çok önemlidir. Dolayısıyla İnönü'yü o açıdan ben çok olumlayan bir yer. Öyle ama fakat görünenin altında bir sürü başka bir bizi karanlık var. Nokta var. Tabii bunu ya. Umalım bir gün ciddi yani bir şekilde. Yani mesela Emir Türkiye, Erkilet değil mi? Emir Erkilet diye general Almanya'ya gönderilir. Hitler'le görüşür. Nazi şeylerinde birliklerinde denetimler yapar. Ahmet Pepe'ydi galiba İstanbul Emniyet Müdürü oraya gider ve çok gizemli bir şekilde yanında iddialara göre bu Musevi Yahudi toplumunun arasında çok konuşulan bir şeydir. Oradan fırınlar getirdiği yani ve bunları Balat'a kurdukları 1943'lerde böyle bir söylenti vardır. Daha sonradan bu fırınlar şöyle açıklanmıştır bazı yazarlarla da. Almanya'nın baskısı o kadar yoğundu ki bir çeşit göstermelik bazı şeyler yaparak Almanya'nın şeyini hızını kesmek istiyordu İnönü hükümeti diye açıklanmıştır. Ama Struma falan olaylarıyla birlikte düşündüğümüz zaman o zaman ülkede gerçekten ciddi bir Yahudi düşmanlığının köpürtüldüğünü görüyoruz şeyini. Biz bu konuyu bir gün ayrıca konuşalım. Ayrıca konuşalım çünkü gerçekten karanlık bir dönemden söz ediyoruz. Aynı dönemde bir dizi işte varlık vergisidir, Trakya olayları, pardon yani bir dizi bir böyle sürü olay var. Evet varlık vergisi şey onun içine düşüyor doğrusu. Ama Türkiye'nin yani genel olarak ahlaki nedenlerle değil tamamen stratejik ve kendini hakikaten koruma duygusuyla savaşın dışında kaldığını söylüyor Selim Deringil biliyorsun. Denge politikası diye önemli bir kitabı vardır kendisinin. Evet. O onun altını çiziyor. Ahlaki değildi yani tutumu tarafsız kalışı diyor. Ama ben İnönü'nün şöyle bir farkı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'nın kurmayının ikili bir eğilimi var. Eğilimlerden bir tanesi savaş, Turan, yayılma falan. Diğer eğilim ise bu bir maceracılıktır duralım diyen. İnönü'nün bu ikinci eğilimin içinde çok önemli bir yönetici olduğu konusunda epey bir şeyim var ama yani biraz şeydir, temkinli bir adam. Ordu evet. Çok iyi durumda değil. Hani hep şöyle denir. Size hani bize ekmeksiz bıraktın dendiği zaman size ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım dediği doğrudur. Evet. Ama zaten Türkiye daha savaştan çıkmanın yaralarını saramamış. Daha Lozan Anlaşması, gümrük tarifeleri yeni yeni 30'da serbest kalmış. Arkasından büyük buhran, arkasından kendi iç meseleleri. O sırada Dersim Harekatı'nı ama biliyorsun. Düşünsene, planlıyor ve uyguluyor. İttihatçılar aynı korkunç koşullarda değiller miydi? Burada yöneticilerin anladım. Tercihi de çok önemli. Anladım. Ekmek bile. Von Sanders'in anlattığı anılarında ya giriyorum diyor. Benden önce girip orada taburu düzeltiyorlar. Bir önceki yerdeki tavayı getirip koyuyor. O kadar korkunç bir felaket. Yöneticinin duruşu da burada olabilir. Çok önemli. Ben, olabilir. Ama yani böyle burada aktif tarafsızlık diye övülür. Yani hakikaten pek çok da hamleler yapmıştır. Ve dediğin gibi doğru. Yani şöyle de savunuyor İnönü şeyi. Fikriyatı kendini. Almanlara izin verseydik buradan kalkıp hem Kafkaslar, İran vesaire veya alt şeye kadar Mezopotamya oralara kadar gidebilirlerdi. Biz hep onların önünde bariyer olduk diyorlar ki doğrudur yani bu. Eğer Moskova bariyer olmasaydı Stalingrad, Leningrad buradan giderdi. Ama Almanya'da ben çok bastırdığını düşünmüyorum. Yani Almanya için Türkiye yeniden öncelikle bir cephe değildi. Yani önce değildi. Moskova'yı fethedecekti. Dönüp arkasına İngiltere'yi halledecekti. Zaten sen dolayısıyla kendiliğinden gidecekti evet, ama belki Krom satıyordu zaten. Bir dostluk anlaşması vardı. Dolayısıyla bir şey de yoktu yani. Evet, yani öyle evet. De bir şey. İstersen buradan zamanımız da azalıyor. Geçen ay değil, Haziran ayında Avrupa'da olağanüstü bir Normandiya kutlaması yaptılar. Evet. Yani gerçekten abartının bu kadarı olur. Üstelik bu kutlamalarda her ne kadar işte
Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın pozitif denilebilecek konuşması savaş karşıtlığı anlamında olduysa da genel olarak İngiltere, Amerika temsilcileri, diğer basın falan ağırlıkla aslında savaşı biz kazandık. Evet. Normandiya'da çıkartma yapmasaydık işte 2. Dünya Savaşı'nda Hitler yenilmezdi. İşte diktatörlüğe karşı demokrasi mücadelesi verdik falan diyen bir böyle fikriyat işlediler. Evet. Oysa tarihsel veriler, tarih aylar nerede ne oldu, ne oldu meselesine baktığımızda durum bunu göstermiyor. Bu Moskova karşı saldırısı ve Stalingrad'da Paulus'un kuşatılıp imha edilmesi öncesinde Stalin'in Churchill'e, Roosevelt'e defaatle mektupları var. İkinci cephe açın diye. Israrla ikinci cephe açmıyorlar. Tek dertleri Hindistan'ı, Kuzey Afrika'yı kendi sömürgelerini korumak üzerinden işte Sicilya'ya girmek, Yunanistan'a girmek aşağıdan ama bir Fransa'dan bir cephe açmamakta bir dizi mazeret üretiyorlar. Tamam kısmi bir silah göndermeleri var bilmem ne var ama sonuçta fakat şimdi aradan geçen zaman içinde dönüp savaşı biz kazandık demeye çalışan bir ruhiyat, bir şey var. Hatta yani Polonya falan da sanıyorum bu iş topa girmişti ve hakikaten hani tarihi talan etmek diye dediğim bir şey, bir fikriyatla hayır bizi işgal etti hatta onlar. Bizim birliklerimiz ilk şeye girdi işte toplama kamplarına vesaire gibi bir şeyler söylemişlerdi birkaç sene önce hatırladığım kadarıyla. Ama gerçekten 1943 Temmuz'undan itibaren Kızıl Ordu sürekli batıya ilerlemeye başlıyor bir kere ve sürekli püskürtüyor Nazi ordularını. Baltık Denizi, Varşova, Budapeşte hattı efendime söyleyeyim Yugoslavya'da Drava Nehri'ni geçiyor. Oradan sonra 21 Nisan 1945'te bir kere Berlin'e kadar süren hiç sektirmeden bir temizlik harekatı yapıyor. Normandiya neydi? Kaç Haziran? 6 Haziran 1944. 6 Haziran 1944. Yani Normandiya çıkartması işte yani ne bileyim. Savaşın kaderi tayin olmuş. Omaha Beach bilmem nesi harekatı vesaire gibi şeylerle savaşın orada bir çıkartmayla kazanıldığını iddia etmek hakikaten bence çok tarihi tahrif etmek diye düşünüyorum. Çünkü bütün şey orduları yani bütün Avrupa'nın içerisinden arkadan sarılmasaydı oradaki çıkartmayla neyi ben askeri stratejist değilim yani sen bir erkek olarak belki buradan topa girebilirsin. Evet. Ama gerçekten bu Kızıl Ordu'nun rolünü böylesine küçültmeyi hangi şeye dayanarak yaptıklarını ben açıkçası idrak edemiyorum yani. Aslında onlar da nasıl ters yüz edildiğini anlayamıyorum bir türlü. Varsayımlarının çok zayıf olduğunu biliyorlar. Ama onların şöyle bir avantajı var. İşte o dönem anti-Nazi savaşı yönlendiren, belirleyen güç 1990'da dağıldı. Dolayısıyla şu anda basın yayın tekeli dünya çapında ellerinde. Evet, olağanüstü büyük yayın imkanları var. Toplumların içine düştüğü sağa savrulma, özgüven kaybının yaratmış olduğu atmosfer de buna uygun. Nasıl özgürlük ve demokrasi kelimelerini bloke ettilerse, kendilerini özdeşleştirdilerse burada da savaşın tarihini yeniden yazmaya çalışıyor. Üstelik burada sadece Sovyetlere haksızlık yapılmıyor. Bak İtalya'da işte ilk dönem bir kriz geçiren komünistler bir müddet sonra toparlanıyorlar ve gerçek anlamda bir yurtseverlik savaşıyla Mussolini'ye karşı daha sonra Mussolini kendi sermayedarları ve kral tarafından devrilince yerine Hitler işgal ediyor. Hitler'e karşı İtalya'da olağanüstü bir direniş örgütlüyorlar. Fransa'da Alman işgaline karşı üstelik de İngiltere'nin bütün direnişi sanki De Gaulle yapmış gibi göstermelerine rağmen bütün filmlerde sanki De Gaulle organize etmiş gibi bütün İngiltere aslında çok açık bir şekilde Fransa'nın bütün şehirlerinde Fransız Komünist Partisi'nin örgütlediği insanlar olağanüstü bir direniş örgütlüyor. Rezistans hareketi. Rezistans hareketi yani. Ve on binlerce komünist kurşuna diziliyor bu nedenle. Keza Yugoslavya'da Partizan Tito'nun örgütlediği tabii, ve çok kimlikli
Üstelik hem faşist çetelere hem Alman ordusunun geri hatlarına yönelik olağanüstü bir direniş örgütlüyorlar ve zaten Yunan komünistleri keza ta 49'a kadar onların sürecektir direnişte. Dolayısıyla baktığımızda aslında Orta Avrupa'da da bir müddet süre kendisini toparlıyor. Yani aslında savaş nasıl kazanıldı? Bir, Stalingrad'la başlayan karşı saldırı. İki, Avrupa'da Nazilerin hakim olduğu tüm başkentlerde, köylerde, kasabalarda işte gösterilen sol direniş. Dolayısıyla ancak belki üçüncü... şeydeki Rommel'e karşı hani Montgomery'nin Amerikalıların önemli bir şeyi var yani onu ama o savaşın yan cephesi yani orada yani kazansa ne olacak yani kaybetsen Paris olacak. Moskova arası olan ana cephe eğer bulabilirsem Montgomery'nin aslında bir şeyini okumak istiyorum ama eğer ne diyor? Şey mi? Bunu mu yorumluyor? Amerika'nın rolünü mü? Çok net bir şekilde aslında İngiliz-Fransız politikalarının ikinci bir cephe açmamak konusunda savaşta üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeme konusunda nasıl ciddi bir sorumsuzluk sergilediklerini anlatıyor. Ki Montgomery de Churchill gibi antikomünist, İngiliz aristokrat sınıfının ve ordusunun önemli bir generali, mareşalı. Neyse şey yapamadım, bulabilirsem şey yapacağım ama yani böyle bir realite var. Evet, Normandiya çıkartması çok önemli. Eğer Normandiya çıkartması olmasaydı bu savaş herhalde bir 6 ay daha sürerdi. Ama savaşın karakteri belirginleşmişti artık. Ne olacağı belliydi. Düşün, Kuzey İtalya'daki bütün o büyük İtalyan şehirlerinin hepsini tek bir Amerikalı, İngiliz asker girmeden oradaki işçi hareketinin ayaklanmasıyla Naziler temizlenerek Mussolini'nin yakalanıp öldürülmesi ayaklarından olmak üzere, değil mi? Yani oradaki partizan çetelerinin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani dönüp eğer doğru bir tarih yazacaksak en azından işte Sovyetler Birliği'nin sergilediği olağanüstü direniş ki Churchill de bunu çok net bir şekilde kabul ediyor. Olağanüstü bir direniş yapıyorsunuz diyor. Gerekse de işte bütün Avrupa cephesindeki partizanların, Nazi ordularının hareket kabiliyetini ortadan kaldıran ögesini de burada özel anmak lazım. Gelelim savaşın sonuna. Aslında savaş neredeyse bitmişti. Almanların tesliminden sonra Japonlar direniyordu ama kah Sovyet askerleri, kah Amerikalılar neredeyse bitmek üzereydi. Fakat bu arada Amerikalılar ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Japonya'nın iki kentine 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 3 gün sonra da 9 Ağustos'da da Nagasaki kentine iki atom bombası atıyorlar. Biri sanıyorum uranyum tipi, diğeri plütonyum 235 ya da 239 türevi. İşte neydi? Little Boy ve Fat Man galiba isimleri, öyle bir isimler veriyorlar. Böyle sanki böyle bir şirin bir şey. Şişman Fat Boy ve Little Boy bildiğim kadarıyla. Sanki bir oyun, bir bilgisayar oyunu yapılıyor. Enola Gay diye dediğim bir uçak vardır. Onun pilotunun da yıllar sonra intihar ettiğini sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, öyle. Onun ağırlığına dayanamayarak mı ya da başka nedenlerle. Sonuçta bildiğim kadarıyla Hiroşima'da 140 bin kişi ölüyor. Nagasaki'de 27 bin kadar kişi ölüyor. Ama bu ölüm hem çok acılı hem de çok uzun yıllara yayılan, kuşaklar boyunca yaşanan sakatlıklar, özü beden deformasyonları, kanamalı hastalıklar gibi bir dizi trajediyle Japon halkının üstüne çullanıyor diyelim. Hep denir yani bu atılması şart mı idi? Bir çeşit deney aslında, bir çeşit güç gösterisi. Evet. Yani Sovyetlerin aslında savaşı kazandığının kabulünün ardından ona bırakmamak için zaferim şeyini... En elindeki en iğrenç silahı devreye sokarak bir yani rol çalmanın Allah'ı yani Nazilerin, öyle diyeyim sana. Ölüm kamplarında Yahudileri fırınlara atmalarından ne farkı var hiç, bunun? Hiç. Dur, hiçbir şekilde hatta yani daha çok hedef kitle içinde olmayan birçok insanı da içine alan bir şey. Gerçi
Yahudi soykırımıyla hiçbir şekilde hiçbir şeyi karşılaştırmayalım. Elbette, aman elbette, ne olur. Elbette. Orada hem 6 milyon sayı hem çok korkunç bir şeyi var, ama sistematiği var. Ama sonuna gelmiş bir savaşı. Aynen öyle. Sıradan çoluk çocuk zavallı Japonya'nın sıradan bir iki şehrinde yaşayan insanların. Bu tabii aynı zamanda Japon yayılmacılığının, Japon yani emperyal kadrolarının ve militarist kadrolarının da bir türlü savaşa son vermek istememeleriyle, yani bir çeşit. Ama sonuçta iki ay sonra bitecek sonuçta. Hani, onu bilmiyorlar belki de. Yok, yani. Bilmemeleri mümkün değil. Bir taraftan Sovyet orduları, bir taraftan Alman Amerikalılar şey yapıyor. Sonuçta direniş noktaları var. Doğru sadece. Yani bitecek, bu bitebilir. Şey. Evet. Yani evet. Ama o bombayı deneme, etkisini görme, dehşet yaratma ve Sovyetlerin ve olası sağlama. Sonraki sürecine dair söylediğin şey çok önemli. Birçok ölüm rakamları ile ilgili bilmiyorum, hani hep konuşacağız mı, ama ben ölüme gelmeden bitiyor mu? Ordularda çarpışan, hani o programda da işlemiştik, sanki hep Amerikalı, hep İngiliz, hep Alman, hep Fransız gibi, evet. Aslında filmlere bakınca Senegallisinden efendim Hintlisine, Gurkalarına, efendim Endonezya, birçok sömürge halklarının kara derili, kahverengi derili askeri siper kazmak, işte top taşımak, efendime söyleyeyim, veya geri hizmeti adı altında ya da ön cephede savaşmış ve o Normandiya'nın anmalarında hiç adları bile geçmemiştir. Yani bu beyazlar kendi çıkarttıkları, kendi çıkarları için çıkarttıkları bu savaşların zaferini de şeyini de her şeyini sahiplenerek, yani emekçi halklara bırak kendi emekçi halklarına, başka toplumların halklarını da kullandıkları halde her şeyi kendi askeri komuta kademelerine, generallerine, siyasetçilerinin zaferi gibi sunmayı da çok çok iyi başarıyorlar yani. Amerikan politikası beyaz askerler kadar siyah askerler de kullandı. Fakat evet. Siyah askerlere 64'e kadar oy hakkı bile vermemekte. Düşün, evet. Yani çok böyle haklısın. Bir şey var. Şimdi bu daha sonra yazılan tarih açısından burayı bir okumak istiyorum. Hı. Churchill 1911 Şubat 42'de ordunuzun, Stalin'e yazdığı mektupta, ordunuzun Alman işgalcilere karşı mücadelede olan parlak başarılarına duyduğumuz hayranlığı dile getirmemize yetecek sözcükler bulamıyorum diyor. Daha sonra aynı Churchill'in Soğuk Savaş döneminde adeta bütün savaşı kendilerine bağlayıp Sovyetleri sadece Almanlarla eşit düzeyde işgalci gösteren kişi olduğuna inanmak insan istemiyor. Roosevelt ABD Yüce Rus ordusunun güçlü Alman ordusu karşısında ezici karşı saldırısını layıkıyla takdir etmektedir. Rus askerleri düşmanımızın silahlı kuvvetlerini tümünün yok ettiklerinden daha fazlasını yok etmişler diyor. General meşhur Marshall bu Alman silahlı kuvvetlerin stratejik yenilgisiydi diyor. Stalingrad Fakat bu lafları eden insanlar ve bu insanların devamcıları daha sonra İşte Normandiya örneğinde de gördüğümüz gibi maalesef tarihi tümüyle çarpıtacaklardır. Çarpıtacaklar, evet. Kendi Almanlarla işbirlikçilerini de, kendi şirketlerin yaptığı suçları da gizleyeceklerdir. Tıpkı Alman şirketlerinin daha sonra bir şekilde Nazi dönemi suçlarından aklanması için adeta bir dizi manipülasyon örgütlendiği gibi. Evet, evet. Bitti mi programımız? Evet. Peki sen son sözleri sen söylemiş oldun. Gerçekten saygıyla anıyoruz o savaşta kaybların daha da artmasını. İlkesini kaybetmiş, hak mücadelesi vermiş veya ölüme uğramış insanları değerli artık televizyon izleyicileri. Ve barışı. Barış çok kıymetli. Üzerine düşünmeyi önererek evet, kapatalım. Militarizm propagandası yapanların, şehitlik üzerinden halkın çocuklarını savaşa koşullandırmaya çalışanların sözlerini değil, barışın, yaşamanın, hayallerine uygun yaşayabilmenin imkanlarını, kıymetini bu vesileyle bir kez daha anımsayalım. Barış dünyamıza, Orta Doğu'ya, Türkiye'ye bir an önce gelsin. İnsanlık gelecek için güzel hayaller kurabilsin diyerek bir sonraki hafta bir başka konuda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.